İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bugün çok özel bir oturumla karşınızdayız. Bursa Tabip Odası'nın Sağlıkta Dönüşüm Programı Kim İçin sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde onların sorunlarını, beklentilerini ve çözüm önerilerini dinleyeceğiz. Tabii amacımız çokça tartışılan bu konunun tekrar irdelenmesi ve gelinen noktayı kamuoyunun bilgisine sunmak ama muhatabı sadece doktorlarımız değil, sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyen tüm vatandaşlarımız. Hepimizi aydınlatacak bir oturum olmasını diliyor ve nicedir doktorlarımızın karşı çıktığı bu sistemi tüm yönleriyle ele alacağımız bu akşamki özel oturumumuzun bize katılmak, görüşlerini beyan etmek isteyen herkese ve her kesime açık olduğunu özellikle vurguluyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaraları 261 1188, 261 1199, elektronik posta da gönderebilirsiniz. huliaozen@astv.com.tr elektronik posta adresimiz. Hoş geldiniz. Bugün stüdyo konuklarımızı hemen selamlayalım. Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kayıhan Pala, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri Sayın Güzide Elitez. Hoş geldiniz. Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri Doktor Derviş Alp Gazi Tepe, Doktor Günhur Başı Büyük, Doktor Alper Tunga Türk Bayrak. Hemen sağ tarafıma dönüyorum. Doktor Emrullah Aksoy, Bursa Tabip Odası Türk Tabipleri Birliği delegeleri Doktor Çetin Tor, Doktor Çetin Erdoğlu, Bursa Tabip Odası eski başkanı Candan Coşkun ve Uludağ Üniversitesi son sınıf öğrencisi Okan Aydın. Hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ben önce ilk sözü başkanımıza bırakmak istiyorum. Sayın Başkanım, Bursa Tabip Odası olarak sağlık alanında yaşadığımız sorunlara dikkat çekmek amacıyla bir kampanya başlattınız ve kampanyanın sloganı da hayli dikkat çekici. Sağlıkta Dönüşüm Programı Kim İçin? Neden böyle bir kampanya başlattınız? Bu sloganın içeriğini biraz bizimle paylaşır mısınız? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Böyle bir olanağı bizlere sağladığınız için. Gerçekten kampanyanın başlığının bizde çarpıcı olmasını istedik. Ama çok düşünmemize gerek kalmadı. Çünkü 2003 yılından bu yana Türkiye'de uygulanan sağlık politikalarının adı Sağlıkta Dönüşüm Programı. 2003 yılından bu yana 7 yıl geçti. 7 yılın sonunda Sağlıkta Dönüşüm Programı kime ne getirdi? Olumlu ve olumsuz yanlarıyla bunu irdeleyelim istedik. Doğrusunu söylemek gerekirse küresel sermaye dışında halk ve sağlık çalışanları açısından pek fazla olumlu yanını bulmak pek mümkün değil. Özellikle sağlık çalışanları açısından geçtiğimiz yıldan itibaren olumsuz yanlarının çok arttığı bir programla karşı karşıyayız. Öylesine olumsuz yanlar arttı ki bugün sabah şiddet nedeniyle Sayın Başsavcımızı ziyaret ettik. Bir meslektaşımız 2 hafta kadar önce acilde görev yaparken bir hasta yakının şiddetiyle karşılaşmıştı. Kendisine de aynı şeyleri söyledik. Eğer bu sistem bu haliyle devam edecek olursa hekimlerin evrensel tıp ilkelerine göre hizmet sunmalarının önünde ciddi engeller oluşmaya başlayacak. Ve güvenle eğer bir hastalık geçirirsek, çocuğumuz bir hasta olursa ya sorun değil, hekimlerle ve sağlık sistemiyle buluşabiliriz duygusu yaşamaktan giderek uzaklaşacağız. O yüzden istiyoruz ki sistem şu anda hangi açılardan sorunlu, ne getirdi, ne götürdü ve önümüzdeki kısa dönemde hangi sorunları karşımıza getirebilir, bunu toplumla paylaşalım. Bunu aynı zamanda bir hekim olarak tanıklıklarımızı toplumla paylaşmayı bir yurtseverlik görevi olarak da görüyoruz. Bir hekimlik görevi olarak da görüyoruz. Çünkü bundan 1 yıl sonra, 2 yıl sonra temel teminat paketi içerisinde yer almadığı için bir hizmete bir hastamız ulaşamazsa kapımızı çalıp da ya kardeşim siz bir meslek örgütünün yöneticilerisiniz, bize niye bunları söylemediniz diyemesinler istiyoruz. Niye?